Cudi Dağı hakkında bilgi, özellikleri ve İslam'daki yeri nedir? Ülkemiz genel olarak dağlık ve engebeli bir ülkedir. Birçok dağ fiziksel özellikleriyle ve coğrafi açıdan önemli olmaları ile ünlenirken, Cudi Dağı daha çok İslami açıdan önemiyle bilinmektedir. Dini inanışlara göre büyük tufandan sonra Nuh'un gemisi Cudi Dağı'nın üzerine oturmuştur. Şırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nın Ağrı'da ya da Arabistan ülkesinde bir diğer Cudi Dağı ile karıştırılmış olduğu ve aslen Nuh'un gemisinin bu diğer dağlardan birinde olduğu yönünde de söylentiler bulunmaktadır. Araştırmacılardan Layard ve King, dağın eteklerinde Asurlulara ait çivi yazısıyla yazılmış yazıtlar keşfetmişlerdir. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'de de geminin Cudi Dağı'na oturduğu söylenmektedir. Asıl sorun ise bahsedilen Cudi Dağı'nın hangi dağ olduğu ile ilgili kesinleşmeyen durumdur. Olayla ilgili kitaplardan bir tanesinde suların zaman içinde çekilmeye başladığı ve sular çekilince de geminin Cudi Dağı'na oturduğu şeklinde söylemler yer almıştır. Cudi Dağı'nın yeri ve özellikleri Ülkemizde yer alan Cudi Dağı ile ilgili fizyolojik bilgiler sınırlıdır. Dağın büyük tufanla ilişkilendirilmesinden dolayı fiziksel özellikleri geri planda kalmıştır. Cudi Dağı Güneydoğu Anadolu bölgesine ait Şırnak ilinin Silopi ilçesinde yer almaktadır. 2089 metrelik bir yüksekliğe sahiptir. Bölgenin genelindeki kurak iklim şartları Cudi Dağı'nda da geçerlidir. Ancak dağın 1500 ila 2000 metredeki alanlarında yağıştan dolayı çam ve meşe ormanları yer alır. Dağ Türkiye-Irak sınırına 15 kilometre mesafededir. Elipse benzer bir şekle sahiptir. Dağın üzerinde 2000 metreyi aşan 4 adet doruk noktası bilinmektedir. 2017 metre yüksekliğindeki tepe Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi olarak anılmıştır. Cudi Dağı hakkında yapılmış araştırmalar İlk olarak Lavard ve King adlı araştırmacılar dağın eteklerinde Asurlulara ait çivi yazılı yazıtlar keşfetmiştir. Bunun ardından da Getrude Bell adlı çöl kızı olarak bilinen bir casus Judy Dağı'nı ziyaret etmiştir. Ardından da kendi yazdığı kitabında Nuh'un gemisinden söz etmiştir. Ayrıca dağdan çeşitli görseller yayınlamış ve gemiye benzer şekiller olduğu gösterilmiştir. Birçok alim ve keşifçi dağın adı, bulunduğu yerin adı ile ilgili söylenlerde bulunmuş, ayrıca da Kur'an tefsirlerinde araştırmalardan ve düşüncelerinden söz etmişlerdir. Cudi Dağı'nın İslam'daki yeri İslami inanışlara göre büyük tufanın ardından Hazreti Nuh'un gemisi bu dağın üzerine yerleşmiştir. Aynı geminin ağrıda bulunduğu şeklinde söylentilerde bulunmaktadır. Ancak Kur'an'da geminin Cudi Dağı'na oturduğundan bahsedilmiştir. Sözü geçen ayet Hud suresinde "Ey yeryüzü yut suyunu, ey gök tut suyunu" denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi biçiminde geçmektedir. Yapılan Kur'an tefsirlerinde Cudi Dağı'nın Musul'a yakın bir bölgede olduğundan söz edilmiştir. Sözü geçen dağ bugün Cizre sınırları içinde yer almaktadır. İl olarak Şırnak sınırlarındadır. Şırnak oldukça eski bir il adıdır ve anlamı da şehri Nuh anlamına gelir. Hatta Cudi Dağı'nın eteklerinde Heştan köyü yer almaktadır ve bu köyünde Hazreti Nuh tarafından kurulduğuna inanılmaktadır. Nuh'un gemisinde bulunan 80 kişiyi temsilen köye bu adın verildiği düşünülmektedir. Çünkü Heştan kelime manası olarak 80'ler anlamını karşılar. İslam dini için bu kadar önemli olmasının sebebi muhtemelen Kur'an-ı Kerim'de geçmesindendir. Ancak dağın hangi dağ olduğu yönünde birçok yorum bulunmaktadır. Üzerinde en çok konuşulan dağlar Şırnak'taki Cudi Dağı ve Ağrı Dağı'dır. Cudi Dağı ile ilgili söylemler çeşitli bilgilerle desteklenebildiğinden daha fazladır. Ayrıca Ağrı Dağı yaşama elverişli olmayan şartlara sahiptir. Yani tufandan önce halkın burada yaşamasının imkansız olduğu düşünülmektedir. Judi Dağı ise yaşamak için oldukça uygun şartlara sahiptir. Birçok alimde Judi kelimesinin Cud kökeninden geldiğini ve bu kelimenin manasının cömertlik olduğunu belirtmiş, Cudi Dağı söylemlerine destek vermişlerdir. Yeni videoda görüşmek üzere.